Selamlar. Bütün acemiliğim ne şeklinde. Yani benim de ilk yayınım. Bakalım neler olacak. Hadi hayırlısı bakalım. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Nihan nereye kaçtı? Bizde Uçurdun mu vaktiyle seni, ne şap yaptın? gibi biraz erken oldu. Bartu diyorum Allah'ım, ya Rabbim. Bu acemiyle işiniz var bu akşam. Ben bu canlı yayın işine pek bulaşmamıştım. Nihan beni bulaştırdı. Hoş geldiniz diyorum. Nihan da hoş geldi. Ve Hoş sözü bulduk. direkt Nihan'a postalıyorum, bırakıyorum. Merhabalar herkese. Ya İstanbul Permakültür Kolektifi ile ortak bir yayın yapmak benim için çok kıymetli. Zaten Dilek'le beraber. Benim için de öyle ve yıllardır senden bu böcekleri isteyip isteyip duruyordum. ya yıllar demeyelim de. Yıllardır. ya evet epey oldu. Böyle güzel oldu hep beraber bir araya gelmek aslında daha çok kişiye ulaşabilmek de güzel oldu. Benim de amacım zaten Instagram'da insect lover olarak yapmaya çalıştığım şey aslında böcekleri insanlara sevdirmek, daha fazla kişiyi insect lover yapmak. Onun için de bana destek olduğun için teşekkür ediyorum. Bugün Ben bakalım teşekkür ederim. kaç kişi Öğrencilerinden notlar gelip duruyor. öyle mi? Sağ olsunlar. Ya fakültede öyle bir şey oldu ki başka üniversitelerden beni davet ettiler. Bir tane mimarlık ofisinden, DS'den davet aldım sağ olsunlar. Bizim öğrencilerimiz isyan etmeye başladı. Hocam neden bize anlatmıyorsunuz diye. Bunu bir online eğitim sayalım bari. Ben o zaman hemen başlayayım kısaca. Böcekleri nasıl sevmeye başladığımda bahsedeyim. Yani küçüklüğümden beri acayip hayranım böceklere çünkü çok minikler yani çok küçükler bizim dünyamıza göre farklı bir ölçektenler yani aynı evrende yaşamıyor gibiyiz çok küçükler ve küçücük bir bedenin içinde inanılmaz renkler, desenler barındırıyorlar yani hayran olmamak mümkün mü bilmiyorum herhangi bir insan için eğer yakından bakabilen biri için diyeyim. Birkaç tane ben size fotoğraf göstermek istiyorum. Biraz da bizden üstünlüklerinden de bahsetmek istiyorum. Evrimsel olarak da yani kendilerini çok geliştirmişler. Evrimsel olarak dediğim doğdukları andan itibaren başkalaşım geçiriyorlar. Yani dünyaya gelip de aynı yaşam döngüsü içinde dört farklı hayvan başka kim olabilir ki? Yani böceklerden başka. Aynı hayvan dört farklı hayvan oluyor. Göstereyim size bir küçük bir illüstrasyon. Bu bir gergedan böceği. Evrelerini görüyorsunuz. Kurtçuk hali. Pupaya girdiği dönem. Ve ergin hali. Yumurtayı unuttum. O da dördüncü evresi. Her biri, hepsi aynı hayvan. Ama her bir aşamasında farklı bir hayvan gibi biyoloji gösteriyor. Ve aynı zamanda Ergin hocam da aşağıdan hatırlatıyor. Adaptasyon konusunda inanılmazlar. Onunla ilgili de size bir örnek göstermek istiyorum. Bu bir acemilik devam ediyor. Biberli güve. Gördüğünüz üç tane güvenin hepsi üçü de aynı hayvan. Ama bunlar kendi bulundukları ortama göre daha iyi kamufle olmak için yıllar içinde renk değiştirmişler. Bilim insanları bunu tespit etmiş. Normalde biz bir böceği gördüğümüz zaman desenlerinden, renklerinden doğrudan işte diyoruz ki ha şurasında M deseni var. İşte
kanat alt yüzeyi boz renklidir. Üzerinde koyu kahverengi işte V'ler vardır falan diye şey yapıyoruz. Ama bu simsiyahtan bembeyaza doğru geçiş yapıyor. Neden? Bulunduğu ortama uyum sağlayabilmek için. Yani bu kalemun da mesela renk değiştiriyor ama böyle kalıcı bir renk değişimi başka hayvanlarda gözlemek çok çok zor. Mümkün değil hatta. Bize aynı zamanda böceklerin söylediği çok da şey var. Mesela havanın kirli olduğunu söyleyen böcekler var bize. Bazılarını gördüğümüzde diyebiliyoruz ki kirli. Mesela. Onları ortamda gördüğümüzde mi size örnekleri göstereyim. Aynen öyle. Evet. Evet. Yusufçuk mesela biraz böyle kirli sularda oluyor. Şayak sineği, mayıs sineği, taş sineği, sandal böceği, fırıldak böceği, dalgıç böceği, bunları gördüğümüz zaman oradaki bölgede işte suyun veya havanın kirli olduğunu söyleyebiliyoruz. Bizim için çok iyi biyolojik indikatörler aynı zamanda. Yusufçuk yani, ilginç geldi bana. Yusufçukları ben çok severim. Onlar evet, suyun mu kirli olduğunu söylüyorlar, havanın mı kirli evet, olduğunu söylüyorlar. Suyu. Suyu. Ya tabii ki temiz yerlerde de oluyor ama şöyle söyleyeyim. Suyun içindeki çözünen bitki artıklarıyla beslendiği için bir kısmı. Onun içinde bize böyle birazcık kirliliğin habercisi oluyor. Çok iyi kamuflaj ustaları. Bunu zaten biliyoruz. Yani herhalde mesela şunun içinde kaç kişi ilk anda böceğin hangisi olduğunu görecek. Antenlerinden ele veriyor birazcık kendini. Ya da bir mantise bakıyoruz. Orkide mantisi. Yani bilmediğiniz zaman, hayır, böyle özel çekilmiş imkansız bir fotoğraf olmadığı zaman. Evet. Soldaki değil mi? Soldaki, evet. Ya da işte bakıldığında bu olduğu yosunlara ne kadar uyum sağladığını görebiliyoruz. İşte aynen. Türk böceklerinin aynı şekilde. Yani bizim ülkemizde de şu ağacın üzerinde saklanan güvelerden çok görebiliriz zaten. Görebilir Aynı ve zamanda fark edebilirsin. Evet. Yani çok fazla faydaları var. Bilime de çok katkıları olmuş. Birçok farklı yeni gelişmeye ilham olmuşlar. Örneğin morfo kelebeğinin kanatlarının pulları birazcık daha diğer kelebeklerin pullarından daha farklı bir yapıda. Ve aslında bu pullar pigment barındırdığı için, mavi pigment barındırdığı için değil, ışığı farklı bir şekilde kırdıkları için o kadar canlı bir mavi olabiliyorlar. Bundan esinlenerek pigmentsiz boya üretmiş araba sanayisindeki insanlar, araba boyası sanayisindeki ve birçok şeye, yani ateş böceklerin örneğin lambaların daha az enerjiyle daha parlak etki verebilmesi için ilham olmuş. İşte biyomimikri diyoruz değil mi buna? Evet, evet, evet. Enjeksiyon için örnek alınan böcekler var. Ben böyle birazcık beni bırakırsanız bunlardan çok bahsederim. Biraz böyle yararlı ve zararlı kavramını da açıkçası sizinle birlikteyken tartışmak istiyorum. Emre Rona'nın kulakları çınlasın. Su hasadını anlatırken çöldeki bir böcekten bahseder. Hep onun sırtındaki yapının örnek alınarak nemden su toplanmasına yardımcı olması konusunda biyomimikro örneği olarak. Hemen gösteriyorum. Ya. Evet, bu bu arkadaş. Soldaki çöldeki böcek. Bu çöldeki böcek sırtında su damlacıklarını topluyor ve aşağıya doğru kendini eğmiş durumda görüyorsunuz. Ağzına gelsin diye. O şekilde aynen öyle ağzına akıtıyor su damlacıklarını. Yandaki de Koreli bir bilim insanı tarafından, Park Kitae tarafından bulunmuş bir yapı. Bu da işte çölde suyu toplayıp hasat eden bir yapı. Bak Emre Yani gülüyor, kulaklarını çınlattı.
Emre'ye de selam olsun. Melis'e de, eşi Melis'e de. Yani böceklerin nasıl sanat eserleri olduğundan bahsettik. Birazcık ben gene o zaman size fotoğraf açayım. Yani şunlara bakar mısınız ya? Bu kadar güzel bir şey olabilir mi yani? Ne bileyim, her biri bir heykel gibi. Bahçede bazen görüyorum böyle sırtı şey parlak parlak. O kadar güzel albenisi var ki hani böyle atmaya, uzaklaştırmaya ya da öldürmeye kıyamıyorum. Renklerinin Değil mi? mücevher gibi güzelliği yüzünden. Değil Biberiyelerin üstüne mi? dadanan şu alttan soldan ikinci Benziyor. olana benziyor. Yok, Evet. en alt soldan ikinci olana benziyor. Şu mu? Setonya. Ona Ona mı benziyor. benziyor? Evet. Büyük ihtimalle bundan da vardır zaten bahçede. Özellikle şimdi dönemi. Ben de bir video yükleyeceğim yakında onunla ilgili. Biberiyeleri seviyor Bu hainler. gülleri seviyor genelde. Rose Chaffer diye geçiyor zaten İngilizcesi de. Etrafta gül de var. Evet, büyük ihtimalle onlardan geliyordur. Böyle bir dinleniyordur onun üstünde. Böcekler hem sanat eseri, kendileri sanat eseri olduğu gibi aynı zamanda sanatçı olduklarını da söyleyebiliriz. Doğadaki en iyi mimarlar mesela. Bunlar yaban arılarının topraktan öğüterek yaptığı Muhteşem mi? evler. Fena can Yapılar. yakıyorlar ama muhteşem evler Ondan yapıyorlar. Uzaylı gibi evler yapıyorlar. da bahsedeceğiz. Bunlar da kabuk altında oluşturdukları izler. Şurada küçük larvaları görebilirsiniz. Kabuk altında beslenen böceklerin bıraktıkları izler bunlar da. Kabuk derken ağaç kabuğu. Ağaç kabuğu. Evet. Ağaçların odunları birkaç katmandan oluşuyor. En dışında kabuk var. İşte ölü odun, öz odun, kısilemler var. Ve bu tam kabuğun en altındaki kısımda oyuntular oluşturan böcekler bunlar. Yararlı ve zararlı böceklerden birazcık, yani madem bu kadar harika, işte hayran olduğumuz hayvanlar, neden istemiyoruz bazen bahçemizde acaba? Sen ağaç Yani kabuğu deyince ben minicik şeyden bahsetmek istiyorum. Öğrencilerle ormana gitmiştik. Orada ağacı kurcalarlarken kabuğunu kaldırmışlar. Altından da karınca larvalarıyla karşılaşmışlar. Çılgın gibi harika. bağırmaya başladılar. Öğretmenim, burada değişik bir şey bulduk. Mücevher gibi beyaz beyazlar, işte karıncalar da var etrafında falan diye. Çekiştire çekiştire beni götürdüler oraya. Dedim bunlar bebek karıncalar. Onların içinden çıkacaklar ve daha sonra işte büyüyecekler. Daha da enteresan geldi onlara. Yani böyle 60 kişiyi bir tane ağacın etrafında toplaşmış gör, düşün. Çılgın Ne gibi kadar böyle bağırarak güzel. Ne kadar güzel. oturduk, inceledik Ya onu. çocukların heyecanı harika değil mi? Yani Evet. biz aslında onlara korkmayı daha sonradan öğretiyoruz. İlk başta Evet, onunla ilgili hepsi benim bir bir sürü anım var. insect lover Yani böceklerle ilgili anaokulunda öyle bir anım var. Ders işliyoruz, böcekleri anlatıyorum. Özellikle korkmamaları için örümcekleri anlatıyorum. Ve örümcekleri evden dışarı atmayın. Onlar zaten sizin sineklerinizi yakalıyorlar. Boşu boşuna sinek ilacı sıkmanıza gerek yok. Onları hani uzaklaştırmayın, ağlarını da almaya çalışmayın falan demiştim. Gitmiş bir tanesi annesine söylemiş. Annesi geldi bir gün elinde bir yer kabarmış. Bakın hocam, bu sizin yüzünüzden diye. Ben de niye benim yüzümden oldum, şaşırdım. Ondan sonra siz işte şeyleri atmayın demişsiniz, öldürmeyin demişsiniz söylediğine, örümcekleri. Ondan sonra ben dedim ki hani uzaklaştırmayın demedim, öldürmeyin dedim. Size alerjiniz varsa ben nereden bilebilirim? Onun ısırdığını da bilmiyoruz ayrıca dedim. Evet, bilmiyoruz. Onun olduğunu zannediyorum falan dedi. Ya işte Ama o yetişkinler işte böyle çocuğun yanında yaklaşınca. ciyaklayarak, bağırarak yaklaşırsa çocuğu da korkutuyor, kendi de korkmuş oluyor. Bu da hep doğadan uzaklaşmamız yüzünden. Ormanda gördüğümüz zaman korkmuyoruz ama evin içinde steril bir ortamda karşılaştığımız zaman korkuyoruz garibanlardan. Kesinlikle, kesinlikle. Ya bu
Evrilmemiz bizim. Doğayla olan ilişkimizin evrilmesi enteresan bir şey. Eskiden doğa daha baskınken biz yabani hayvanları tabii ki bir tehdit olarak algılıyorduk. Ama daha sonra işte ne bileyim kendimize küçük korunaklar geliştirmeye başladıktan sonra artık bu işi o kadar ilerlettik ki şimdi doğayı aramaya başladık. Ama birazcık insanların böyle formal çizgilerde rahatlama hissi bulması, işte ne bileyim çok simetrik, cetvelle çizilmiş şeyleri beğenmesinin bir sebebi de aslında kendini insan yapımı bir şeyin içinde olduğunu ve korunaklı olduğunu hissetmesinden geliyor. Yani doğayla olan ilişkimiz birazcık böyle hem sevgi hem bir mesafeli bir ilişki ister istemez. Evrimsel olarak işte gelen bizim genlerimizle beraber bir kendi koruma içgüdüsü de var. Onunla da alakalı. Aslında korku kötü bir şey değil. E Yani tabii. korkmak iyi bir şey. Bizi koruyor. Ama her şeyden korkmak da gerekmiyor tabii. Ama evet büyütmek yani büyütmek iyi değil. Neyden korkacağımızı bilmemiz lazım. Mesela bir akrebi ben de durduk yere elime almam. Neden? Çünkü onun sokacağını biliyorum. Ama yani Türkiye'deki böceklerin %98'ini elime alırım. Çünkü bana zarar vermeyeceklerini biliyorum. Yani zaten zarar verecek çok az bizim ülkemizde böcek ya da araknit diyeyim, örümceğimsiler yaşıyor. İnsanlara zararlı olan. Az miktarda tanıdıktan sonra korkun. Yani gerçekten korkulması gerekiyorsa korkun. Yoksa lütfen gereksiz yere ne çocuklarınızı Zaten küstürün doğaya. hep tanımadığımız şeylerden korkuyoruz ya. Yani birazcık araştırsak, tanısak, bilsek o korkuları zaten yeneceğiz, korkmayacağız. Ama Evet. bilmediğimiz için bilmediğimiz şeyden korkuyoruz. Ve doğadan uzaklaşıyoruz. Kendimizi sitelerin içine hapsediyoruz. Güvenlik deyip aslında modern hapishaneler kuruyoruz. Ve onun içerisinde de böceklerin yaşayabileceği bir ortam yok zaten. Çiçek Evet. böcek yok çok fazla. Olanı da ilaçlıyorlar zaten. Evet. Dolayısıyla o korkuyu ilk defa karşılaştığımızda tabii ki şok şeklinde yaşıyoruz. Az önce gösterdiğin gergedan böceği mesela acayip sevimli bir şey. Hani onu fotoğraflarda canım diye seviyorsun ama kocaman bir şey. Karşılaştığın zaman aha nasıl yani Bir de gergedan geliyor mu falan oluyorsun. uçarken acayip ses çıkarıyorlar. Böyle bir şey oldu zannediyorsun yani. O şeyler de öyle. Hani biberiyelerin üzerinde benzerini görüyorum dediğim böcekler de acayip ses çıkarıyor. Onlar da Süne öyle. türevleri var bu aralar İstanbul'u istila halinde olan. Ondan herkes çok korkuyor. Çünkü o da hatta ben evde doz doz diyorum benim kız korkmasın diye. Doz doz geldi gene diyorum. Doz diye bir ses çıkarıyor. Herkes böyle evin içinde tedirgin oluyor. Yani insanlara tabii kokusunun haricinde bir zararı yok. Bakıldığı zaman. Sesiyle böyle bir irrite ediyor ama hani bir Evet irkiltiyor evet. insanı. Evet. Bir de insanlarda şey korkusu oluyor. Evin içinden mi çıktı? Yani süne tarzı bir böcek evin içinden çıkmış olamaz. Bahçeden girmiştir. Geri bırakırsanız mutlu olur. Size teşekkür eder. Onu söyleyebiliriz. Ya Tahta bizim kurusu gelmesin ama mümkünse. evet. Yani çünkü onlar artık domestik hayvanlar. Yani bizim yaşadığımız alanın içinde yaşayıp çoğalabilen ve bize sağlığımıza zararlı olabilen hayvanlar. Evet, onunla mücadele etmemiz gerekecek. Tabii ki. Hani ben de ona besin olayım demenize gerek yok. O kadar da değil. bizim bu işte yani ben şimdi bunu söylerken bile kendimle çalışıyor muyum diye düşünüyorum ama hayır biz insanoğlunun bu doğasında var. Permakültürde de var. Yani insan odaklı yaşıyoruz, insan odaklı tasarlıyoruz. Bu bir gerçek. Ama yapmaya çalıştığımız şey bunun dozunu kaçırmamak. Yani yalnızca insanın var olabileceği bir ortam oluşturmak değil. İnsanın doğayla beraber var olabileceği ama tabii ki kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini öncelikle tuttuğu bir yaşam alanı tasarlamaya çalışıyoruz. Permakültürde de. Böceklerle olan ilişkimiz de birazcık böyle. Bize yararlı Bilmeyenler mı, için bu zararlı mı? arada söyleyelim. Nihan da permakültür tasarımcısı ve BİM Molison'dan mezun.
Biz zaten kursta tanışmıştık Dilek'le. Yıllar yıllar önce. Ama bizim kursta ya ekibe yardım ediyordun. Sen zaten almıştın o zaman kursu bildiğim kadarıyla, değil mi? Evet. Birkaç tane kursa katılma şansım oldu. Permakültür Enstitüsü'ne de selam olsun. Onların organizasyonlarıyla biz de böyle güzel eğitimleri Türkiye'de alma şansımız oldu. Yararlı zararlı böceklere hemen giriyorum. Tamam. Neye yararlı, neye zararlı dediğimiz aslında bizimle kurdukları iletişime bağlı. Yani çoğunlukla aslında insanı sokan veya ısıran değil, insanı yetiştirdiği, ekonomik olarak bir gelir elde ettiği bitkiye zarar veriyor mu? Onunla mı besleniyor? Yoksa bizim kültüre almadığımız yabani otlarla mı besleniyor? Ya da bizim bitkilerimizi yiyen böceklerle mi besleniyor? Zararlı, nötr veya yararlı olmasını aslında biz birazcık buna göre belirliyoruz. Öyle tanımlıyoruz. Biyolog olmadığım için, orman entomolojisinde yüksek lisans yapmış olduğum için. gerçekten yani böcekler öyle bir derya deniz konu ki ziraat mühendisleri ayrı çalışıyor, orman mühendisleri ayrı çalışıyor, biyologlar ayrı çalışıyor. Ve yani mesela diyorum ben bir entomoloğum ve bu kadar. Bütün böcekleri bilirim diye bir şey yok. Bazen familyalar üzerine çalışıyorlar. Bazen mesela kınkanatlılar gibi böcekler artık söz konusu olduğunda o kadar fazlalar ki sadece bir tür çalışıyorsunuz bazen de. Yani her bir böceği bilmek, her bir familyaya hakim olmak zaten mümkün değil. Bizde benim aldığım eğitim ormanda zarar yapan böcekler ve bunlarla nasıl mücadele edeceğimiz üzerineydi. Ama ben biraz daha romantik baktığım için konuya daha ilerlettim. Biraz permakültürcü yanım, birazcık peyzaj mimarı yanımı da böyle için içine kattım ve o çocukluk zamanımdaki olan hayranlığımla birleştirdim. Neler öğrenebilirim daha fazla diye hala da öğrenmeye devam ediyorum. Mesela zararlı böceklerden bahsedecek olursam, şu anda en çok gördüklerimizden bir tanesi afit. Afitler yaprak bitleri. Farklı renkleri var. Bayağı geniş renkleri. Siyah, yeşil, kırmızı renkte görebilirsiniz. Kanatlıları ve kanatsız halleri var. Bunlar farklı evreleri. Bunlar bitkinin öz suyuyla besleniyor. Ağızları bir pipet gibi. Bitkiye o pipeti sokup sularını emiyorlar diyebiliriz. Bu dönem her yerdeler ve mesela güllere falan bayılıyorlar. Sen baklaların üzerinde olduğunu söylemiştin. Güllerdekiler yeşil galiba, baklalardakiler siyah galiba, değil mi? Renkleri de var. Ya şey farklı bitkilerle aynı böcekler beslenebiliyor. Yani siyah hem gülle hem baklayla beslenebiliyor. O, genelde beslendikleri şeyler birbirine benzer. Özelleştikleri de oluyor ama o yeşiller, siyahlar en yaygınları. Onlar her şeyi içiyorlar yani. Okey. ve Oburlar yani. afi. Çok acayip oburlar. Yani mesela bir gülün dalını yeşil olduğunu asla göremediğiniz ve siyah zannettiğiniz evreleri var şu an bizim fakültenin bahçesinde. İlaçlama da yapılmadığı için daha iyi. Tabii ki biz böyle tercih ediyoruz. Çünkü üretici değiliz. Üretici olmadığımız için bir mücadele içine girmemize gerek yok. Bazı şeyleri doğanın akışına bırakabiliyoruz. Aynı şey ben balkon bahçemde de yapıyorum. Zararlı böcekler var ama ne zaman mücadele ediyoruz? Bu da önemli işte. Eğer ciddi bir ürün alma kaygımız varsa mücadele ediyoruz. Yoksa lütfen doğanın akışına karışmıyoruz. Zaten kendiliğinden bizim okul bahçesine gelirler onlar. Her ilkbahar. Bakla falan varsa özellikle. Güller zaten var. Ama onunla birlikte hemen arkasından da uğur böcekleri gelir. Bir süre sonra Aynen bakarsın öyle. onlar yok olurlar. Aynen öyle. Afid'in çok güzel üç tane büyük savaşçısı var. Afid'le savaşta bizim yanımızda olan sevdiğimiz böceklerden en başındaki uğur böceği. Uğur böceği
Yani mesela Ergin Hocam. Ergin Hocam Latincesini yazmış hemen, gül yaprak bitinin, sağ olsun. Yorumlarda gelebilirsiniz. Ben de yorumlar takıldı, bir yerde duruyor sadece. Ya, uğur böceklerinin de cinsleri var bu arada. Bu son zamanlarda mesela konuşulanlardan bir tanesi Asya uğur böceğinin zararlı olduğu da söyleniyor. Ama ben ona birazcık katılmıyorum. Çünkü Asya uğur böceği birazcık daha açık renkli. Başının o siyah, ya, onun kafası. Ortasında böyle M şeklinde bir beyaz iz var. Oradan ayırt edebiliyoruz. Zararlı olduğunu söylemelerinin sebebi çok miktarda bulunmuş olmaları ve insanları ısırabilmeleri. Ama ısırıkları herhangi bir zehir içermediği için bir sinek ısırığından farksız. Hala daha afitlerle besleniyorlar. Onlar da öyle. Onun için ben yine de onları yararlı böcekler kategorisinde tutma taraftarıyım. Bitki öz suyu içen uğur böceği var mı? Bitkilere zarar veren uğur böceği var mı? Bitkilerle beslenen, evet, bitkilerle beslenen uğur böcekleri var. Uğur böceklerini biz nokta sayılarından ayırt ediyoruz aslında. Mesela bizim bildiğimiz o uç uç böceği, anne sana terlik pabuç alacak var ya, o 7 noktalı uğur böceği. Zararlı bitkilerle beslenen, zararlı kategorisine sokabileceklerimizden bir tanesi 24 noktalı uğur böceği. Oo, Bu çok mesela fazla. bitkiyle besleniyor. 22 noktalı olan diğer sarı uğur Çok böceğiyle menekşeliler karıştırmayın. yani. Aynen öyle. Ve 11 noktalı uğur böceği. Bu birazcık bizim 7 noktalıya benziyor. Ama o da bitkilerle besleniyor, öyle mi? Evet. Evet. Oturup Yani nokta sayacağız yani. aynen öyle. Öyle yapmamız Şimdi 7 ile gerekecek artık. 24 deyince onu anlıyorsun da 7 ile 11 arasındakini anlamak biraz zor Ya farklı yani. ama gene de yine zararda olabilmesi için belli bir sayının üzerine çıkmasını bekleyin, mücadele etmek istiyorsanız. Yani ben birazcık böyle herhangi bir böceği zararlı diye tanımlamaktan da çekiniyorum. Çünkü insanlar benzettikleri her şeyi öldürmeye başlıyorlar Evet, sonra. evet, evet. Ama şuradan Katil biliyorum arılar ben. gibi. Ben gene birinin daha kulağını çınlatacağım. Jade Farm'dan Berin Hanım'ın kulağını çınlatacağım. Bu uğur böcekleri hani dostu yiyorlar benim her şeyimi diye. Ya. Bir ara isyan ediyordu geçen senelerde. Bu sene daha sesi çıkmadı da. Öncesinde öyle bir isyanı vardı. O zaman ondan öğrendim ben de zaten uğur böceklerinin de böyle bir huyu olduğunu. Daha önceden hiç şey yapmamıştım, görmemiştim, duymamıştım. Bir de şeyler var. Uğur böceğine benzeyen ama uğur böceği olmayan böcekler var. Onlarla da karıştırılma ihtimalini de göz önünde bulunduralım. Uğur Var mı ona da böceklerinin bir iyi göstereceğin örnek? özelliği de şu anda onun fotoğrafını indiremedim. Tamam. Ama seve seve paylaşırım karşıma çıkarsa. Bir ara Instagram'dan paylaşırsın. Uğur böceklerinin bir iyi özelliği de diğer iki arkadaşı, bu üç slaşörler ya, Afit'le savaşan, diğer iki arkadaşından farklı olarak ergin evresinde de afitlerle besleniyor. Yani genelde zararı yapan, her zaman bitkiye de zararı yapan, böceğe de, böceklerle de beslenen genelde larvalar oluyor. Yani tırtıllar çok oburdur her zaman. Tırtıllar, larvalar, kurtçuklar en obur evresidir. Çünkü onların, yani böceklerin hayat evrelerinin her birinin bir amacı var. Yani yumurta mesela birazcık daha korunaklı olması için, belli bir dönemi geçirmesi için, tırtıl beslenip büyümek için yaşıyor. Ergin, ya pupa zaten dönüşüm evresi, uyuma evresi. Ergin de yalnızca çiftleşmek için var neredeyse. Hatta yani öyle ki bazı erginlerin ağızları yok. Mesela ipek böceğinin, şimdi koza dönemi. İpek böceğinin, ergininin ağzı yok. Ve çok da uçamıyor. Çünkü ergini hayatta kalmak için çıkmamış pupadan. Yalnızca neslini devam ettirmek için var ergin böcek. Onun için de çok fazla ergin halinde beslenmezler. Ama uğur böceği ergin halde de afitlerle besleniyor. Bu sevdiğimiz bir özelliği. Uğur böceğinin hatta belki de uğur getirmesinin sebebi budur diyebiliriz.
bizim bahçemizi koruyor Ben olması. bu ağzı kapalı olayını ilk defa Black Soldier Fly'da duymuştum. Siyah asker sineği diye çevirdiler galiba Türkçe'ye onu da. Çok şaşırmıştım. Sinek, ağzı yok. Nasıl yani falan diye böyle. Öyleymiş demek ki. Ama çok uzun süre yaşıyor mu yaşamıyor mu? Onun da larva hali bayağı bir, kurçuk hali bayağı bir kemiriyor. Kompostu dönüştürüyor. O halini zaten tavuklara yediriyorlar falan gibi bir durum var. Evet. Dolayısıyla işte o zaman öğrenip şaşırmıştım. Harika. Steve Reed'den onu da öğrenmiştik. Ve sürpriz olmuştu. Şimdi sen de tekrarlayınca yani böyle dost olanlar da olabiliyor. Çok benziyorlar, evet. Diğer bu asitle mücadelemizdeki diğer savaşçılardan bahsedersem, dantel kanatları göstereyim size. Bunlar tanıdık gelir Oo. belki. Hakikaten dantel kanat. Evet. Güvelere benziyorlar ama değiller aslında. Bu dönemde Bunlar onlardan da bolca oluyor bahçede, değil mi? evet, ben de yakın zamanda bir ölüsünü buldum maalesef. Fotoğraflarını çektim. Ben öldürdüm zannetmeyin paylaşırsam. Ya çok zarif bir hayvan. Bunun yetişkinleri genelde çiçeklerdeki nektarlarla besleniyor, polenle besleniyor. İşte afitlerin dışkılarıyla besleniyor. Yani bunu söylemeyi unuttum. Uğur böceğinde afitler bitki öz suyunu emdikten sonra tatlı bir sıvı salgılıyorlar. Dışkı demeyeyim de tatlı bir sıvı salgılıyorlar, ayrı bir şey. Ve bununla beslenmeyi çok seviyor hayvanlar. Yani şey gibi, çiçek nektarı gibi. Çiçek nektarı emer gibi. Afidin tatlı o salgısıyla besleniyorlar. Hatta karıncalar da böyle. Karıncalar da çok seviyor onu, bayılıyorlar. Ve uğur böcekleri afitleri yediği zaman bazen karıncalar uğur böceklerine karşı afitleri Oo. savunuyorlar. Çünkü çiftlik Karıncalardan kuruyorlar ve korkuyorlar. sağıyorlar. İnek gibi onları sağıyorlar. Aynen öyle, aynen öyle. Karıncalar ilk defa bu çiftçiliği yapmıyor. Mantar üreten karıncalar da var. Onu da mutlaka biliyorsundur. Ben Belgesellerin popüler konusu. biliyorum ama sen istersen söyle. Belgesellerden dolayı değil, karıncalara ait bir kitap var çocuklara okuduğum. Orada Harika. biliyorum. Ha, siz zaten dersleri örümcekler, karıncalar ve ne diye ayırıyordunuz? Korkmamaları için bahçedeki böcekler şeklinde. Çünkü bahçeye çıktıklarında hele hele örümcek görürlerse ciyak ciyak kaçıyorlar ve çok korkuyorlar. Korkmamaları ve alışmaları için önce derste onları anlatıyorum, sonra bahçede karşılaştıklarına bak anlatmıştım ya oluyor olay. Korkmuyorlar o Harika. zaman. Ya çok güzel yaptın. Çok kıymetli bir şey tabii ki. Teşekkür ediyorum Teşekkürler. sana böcekler adına. Karıncalar bazen yaprakları kemiriyorlar ve yuvalarına götürüyorlar. Yemek için değil, yaprakların oluşturduğu mantarla beslendikleri için çiftlik kuruyorlar yani. İnanılmaz. Ya yani afitleri hayvan çiftliği gibi, bitkileri şey gibi, tarım işçileri gibi kullanıp besleniyorlar. Yani hayvanların yaptıklarını gördükçe, kendi içlerinde kurduğu topluluğu, kendi içlerindeki iş bölümünü gördükçe onların bizden daha aşağı olduğunu düşünmek zor, çok zor yani tanıdıktan sonra. Hemen dantel kanatlara dönüyorum. Dantel kanatlarında larvaları günde yüzlerce, bir gün içinde yüzlerce afit yiyebiliyorlar. Bu açıdan çok sevdiğimiz hayvanlar. Bunları bahçemizde nasıl tutabiliriz diye düşünürsek eğer böyle bambu çubuklarının içi boş bambu çubuklarından bir demet asmamız bahçemize kışı geçirebilecekleri korunaklı bir ortam sağlıyor onlara. Ve dantel kanatların bahçemizde sürekli yaşayan hale gelmesi için böyle bir destekleyici yardımda bulunabiliyoruz. Böcek Üçüncü, oteli kurabiliriz yani bu şekilde aynen öyle. bambuları oraya koyarak böcek oteli oluşturabiliriz. Aynen öyle. Dantel kanatlar için de buna ihtiyacımız var. Bunu uğur böcekleri de seviyor. Uğur böcekleri için de aynı şeyi yapabiliriz. Diğer bir yapabileceğimiz şey de bir odun alıp, yani kütük alıp, kütüğün
içine delikler açmak olabilir. Yaklaşık 2 mm ile 5 mm arasındaki delikler açarsak uğur böceklerinin larvaları da burada kış geçirebilir. Üçüncü, bizim gene afitlerle savaşırken ki en büyük dostlarımızdan bir tanesini de göstereyim size. Bu ya hoverfly diye geçiyor. Drone sineği diyebiliriz, çiçek sineği diyebiliriz. Hani şu havada asılı kalan sinekler var ya, hepimiz görmüşüzdür. Böyle ben görmemişim. Ya kesin görmüşsündür. Böyle çiçeklerin üzerinde geliyor, yaklaşıyor, sonra böyle asılı kalıyor. Kanatları epey bir ses çıkarıyor, kocaman gözleri var. Arıya benziyor aslında ama havada ya uçuyor uçuyor böyle asılı kalıyor. Bunların da larvaları çok olur. Günde 300-500 tane afit yiyebiliyorlar. Beyaz sinek de yiyorlar aynı zamanda. Gene bahçemize davet etmek için onları da gene böyle küçük, soğuktan korunaklı oyuk alanlara ihtiyacımız var. Dediğim gibi küçük ya da bambu çubukları Insect World PR bize kuru buğday sapı olabilir yazmış. Sağ olsun, katkısından dolayı teşekkür ederiz. Ayçiçeği sapı olabilir yazılmış. Yani aslında mantık aynı. Sığınabilecekleri, korunaklı, kışı geçirebilecekleri bir alan vermek onlara. Bu aynı zamanda biraz daha büyük yaparsak, daha böyle 10 milimetrelere falan çıkarırsak arıları da bahçemize davet etmiş oluyor. Bugün de Dünya Arı Günü bu arada. Evet, hepimizin arı günü kutlu olsun. Çok güzel. Özellikle bir günde yaptık. Arı dostları ve arıcılar için kutlayalım. Hepimizin kutlu olsun. Hepimiz onları çok seviyoruz ama özellikle onlarla çalıştıkları için, iğnelerinden de arada nasiplerini aldıkları için en çok onlara kutlu olsun. Apiterapi diyoruz ona da. Evet, yani arılar müthiş. Bu arada arıların neyle nasıl birbirleriyle iletişim kurduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Danslarıyla. Yes. Dans ederek birbirleriyle ve kraliçe arının da salgıladığı bir kokuyla bir arada duruyorlar bildiğim kadarıyla. Evet. Yani eğlenceli hayvanlar. Bugün tam böyle dışarı çıkıp partileyemiyoruz ama arıların dansını izleyerek birazcık böyle eğlenebiliriz diye düşünüyorum. Ve yediğimiz yiyeceklerin %75'i tozlaşmaya bağımlı. Arılarda en iyi tozlayıcılar aslında. Bu %75'i arılara bağımlı diyemem. Yani memeliler de dahil bir sürü tozlayıcıyı içine alan bir gruba bağımlı. Ama arılarda bunun büyük bir kısmını oluşturuyor. Zavallı yarasalara çok fena şu anda herkes karşı duruyor ama başlıca tozlaştırıcılardan bir tanesi de onlar. Onların hakkını yememek gerekiyor. Sadece onları yemesek zaten hakkını da yemeyeceğiz. Ya bizde böyle bir hem suçlu hem güçlü durumu oldu değil mi şimdi? Bu COVID'den dolayı. Garibanları yiyip ondan sonra da vay suçlu hain yarasa demeyeceğiz. Aynen öyle. Ya biz hayvanların yani doğal yaşam alanlarına çok girdik. Olmamamız gereken ilişkiler kurduk. Kurmamamız gereken ilişkiler kurduk yani. Ve tabii ki bir sonucu olacak. Belki bu son salgın olmayacak diye bekleniyor. Çünkü iklim değişikliğine bağlı olarak buzulların erimesiyle hani yüzyıllardır uykuda olan bazı virüs ve hastalıkların da suya tekrar karışabileceği gündemde. Biraz kendi ektiğimizi biçiyoruz. Bu dönemin bizim için uyandırıcı olacağını umuyoruz diyelim. Öyle yani olsun. Hayal ediyoruz ama şu anda Çin'den gelen veriler, o içeri kapanma sırasında izlenen havadaki değişimler, düzelmelerin hepsinin tekrar bozulduğu, fabrikaların çalışmasıyla birlikte eski haline döndüğüne dair. Onu yaptıkça da bu dediğine dair umutlar birazcık azalıyor. Oturup hakikaten bir kendi kendimizi sallayıp çeki düzen vermemiz gerekiyor.
Onu vermezsek eğer ciddi anlamda sorunlar yaşayacağız ve geleceğimiz ne olacak ciddi anlamda iki elimizi başımıza dayayıp düşünmemiz gerekiyor. Geriye dönüş çünkü mümkün olmayacak. Öyle bir nokta gelecek ki geriye dönüş de mümkün olmayacak. Bütün bu türler yok olacak. O türlerin yok olmasıyla birlikte kendimiz yok ediyoruz zaten. Onların yok olmasıyla birlikte de bir sürü felaket zincirini kendimiz hazırlamış olacağız. Aynen öyle. Yani biz aslında hayvanları romantik bir şekilde ah ne kadar tatlılar, ne kadar güzeller, çok seviyoruz. Çok güzel oldukları için korumaya çalışıyoruz diye bir şey yok. Aslında kendimizi korumaya çalışıyoruz. Yani dünya bizi üstünden atmasın diye uğraşmamız lazım. Aynen böyle, öyle. Yani onlarla dost olmamızın dost olmamızın zamanı, neye nasıl yaptığımızı sorgulamamızın zamanı, bu kaçtıysa eğer otobüsü kaçırmış olacağız. Aynen öyle. En sonunda da felaketler insanları silecek dünya üzerinden. Doğa bir şekilde tekrar canlanacak zaten insanlar gittikten sonra. Eğer dost olanların binanı arada biz de kaynıyoruz ve yanıyoruz olacak. İşte onun bak, için biz de daha işte. Çok konuşmalıyız. Daha çok konuşmaya devam etmemiz lazım. Çünkü bizim alışkanlıklarımız talepleri oluşturuyor aslında. Bu eve kapandığımız zaman da hepimiz gördük aslında temel ihtiyaçlarımız karşılamaya çalışıyoruz. Yani gene aslında ilkel atalarımıza döndük, öyle değil mi? Tabii. İlkel atalarımız gibi en önemli, en çok aldığımız şey şu anda gıda sadece. Yani hayatta kalmaya çalışıyoruz. Demek ki çok da her şeye saldırmak ve her şeye sahip olmak zorunda değilmişiz yani. O gıdayı da nasıl ürettiğimiz çok önemli tabii. Orada bak, benim burada hep şeylerde tuttuğum bir şey var. Hemen zehirsiz sofralar diyoruz. Harika, harika, harika. İşte zehirlemiyoruz ne kendimizi ne başka canlıları. Amacımız o zaten. Zararlılarla da mücadele ederken yine biz de zehirsiz mücadele yöntemlerini tercih etmemiz gerekiyor. Seninle daha önceden dana burnunu konuşmuştuk. Onu birazcık böyle açıklamak istiyorum. Dana burnuyla mücadele yöntemleri. Mesela dana burnuyla nasıl dost olunur yöntemleri? Dana burnu hiç gördünüz mü bilmiyorum. Zararsız olduğu halde benim dokunamadığım nadir böceklerdendir. Biraz kiri bir arkadaş. Yani çok büyük. Çok büyük ve aslında birazcık böyle şeyi andırıyor. Köstebek. Köstebek gibi böyle toprağın altını kazdığı için ön bacakları da ona göre gelişmiş durumda. Ve gerçekten de çok güçlü bir hayvan. Çimler, özellikle çim alanlarda çok görürüz. Böyle villa bahçelerinde en çok mücadele edilen şeylerden bir tanesi. Çimlerin köklerini kesiyor kazarken ve onlarla besleniyor. Ağacın kökünü bile yiyebiliyor arkadaş. O kadar iri kıyım mı? Aynen öyle. Bunun için birkaç yöntem var. Genelde şey kullanılıyor, kimyasal bir yem yapıyorlar, tuzak kuruyorlar. O yemin içine işte kepek, bildiğimiz kepek, şeker ve suyla böyle bir hamur haline getirip içine bir böcek ilacı koyup belli yerlere bırakıyorlar. Ama eğer tavuğunuz varsa, bir permakültür çiftliğiniz varsa ve bir tavuğunuz varsa kesinlikle yapmamız gereken bir şey, böceklerden önce onları tavuklar yiyecektir. Ayrıca zehirli böcekleri de. Ama bu arkadaşlar larvaları derinde oluyor galiba. Derinde olduğu için tavuklar da yakalamıyor sanırım. Evet, evet. Yani yemleri önce tavuklar yer ve tavuklarınızı zehirlemiş olursunuz. Onun için kesinlikle böyle bir şey önermiyoruz. Gene İkinci bir yöntem, kimyasal içermeyen ama çok su gerektiren. Eğer yani yakınlarınızda bir kuyu varsa vesaire, çok bir su bolluğu içindeyseniz, ki dünya değil şu anda, tamamen su altında da bırakabiliyorsunuz. Küçük bir bahçeniz varsa bunu sadece yapabilirsiniz zaten. Belli işte bir yerden küçük delikler açıp bahçenize sulamaya başlıyorsunuz ve toprağı belli bir aşamaya kadar suya doyuruyorsunuz. Bunlar zaten toprağın altında oldukları için yüzeye çıkmak zorunda kalıyorlar olmamak için ve siz de onları toplayıp imha edebiliyorsunuz. Ama bu da işte su gerektiren bir şey.
Üçüncü bir yöntem, en temizi, en güzeli, kış döneminde bir gübre yığını bırakırsanız bahçenize, özellikle de büyük bir bahçeniz varsa bu birazcık daha kolay yapılabilecek bir şey. Gübre yığını bırakıyorsunuz. Tabii gübre kışın yanarken daha sıcak bir ortam oluşturduğu için dana burnu gübrenin içine saklanıyor. Orada kışlamak için geliyor, oraya toplanıyor. Ve baharın ilk zamanları veya hava ısınmadan önce kışın tırmıkla gübreyi tarayıp toplayabiliyorsunuz ve yok edebiliyorsunuz. Bu ara Mayıs ayındayız. Mayıs böcekleri çok fazla. Gene kök yiyen, köklere zarar verenlerden. Mayıs Onların böcekleriyle de antenlerine hastayım ben. Antenlerini ya çok seviyorum. Acayipler. Yani Kirpik görebilirsiniz gibi. zaten. Benim de bir paylaşımım var. Bakabilirsiniz orada. Melolonta, melolonta. Bir de daha sonradan polifilloyu da göreceğiz. Onu da Haziran ayında göreceğiz. O da gelecek. Çok benzer özelliklere sahipler. Böyle Bunların şey da takma kirpikler vardır ya, antenlerine takma kirpik takmış gibi geziyorlar. aynen öyle. Ya çok güzeller. Kıyamıyorum da. Yani şimdi ben bunları söylediğim için bu gece rahat uyuyamayacağım. Ama üreticilerin de bir şekilde kendi yöntemlerini geliştirmesi gerekiyor. Bunlar Ya obur yani, olmasalar hiç problem değil de biraz oburlar. ya bir de biz tarım yapıyoruz. Yani bu insan eli değmiş bir şey. Doğal bir alanın içinde tamamen doğal orantılarda yetiştirilmiş bitkilerin içinde değiliz. İnsanlar için yetiştirilen bitkilerin içinde zaten insan eli değmiş bir alanın içindeyiz. Dolayısıyla onunla beraber de o konuda uzmanlaşmış, özelleşmiş böceklerin sayısı artıyor. Ve ister istemez biz mücadele içine giriyoruz. Mayıs böceğiyle ve Haziran böceğinin dayanamadığı, böyle zaafının olduğu bazı bitkiler var. Salatalık ve marul mesela. Eğer yani bunlar değil de başka bir şey yetiştiriyorsanız arasında tuzak bitkisi olarak salatalık veya marul dikiyorsunuz böyle ebekler halinde. Onların köklerine geliyorlar. Orada beslenenleri köküyle beraber o tuzak bitkinizi alıp uzaklaştırabiliyorsunuz bahçenizden. Yani en iyi biyolojik mücadele yöntemleri ya yırtıcı üretmektir. Türkiye'de mesela iki çeşit yırtıcı üretiliyor. Ormancılık alanında zararlı olan böceklere karşı yırtıcı böcek üretiliyor. Ya tesadüfen gördüm. Hesabı hatırlamıyorum. Eğer buradaysa yazabilir. Uğur böceği üretip satan birine denk geldim geçenlerde. Bizde de başlayacak diye düşünüyorum. Bu dantel kanatlılar mesela yurt dışında satılıyor larvaları. Uğur böcekleri satılıyor. Biyolojik mücadele için yırtıcıların satıldığı görülüyor yani başka ülkelerde. Bizim ülkemizde de umarım olur. Hatta ben diliyorum ki bizim fakültemizden çıkar bu üretim. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde entomoloji kürsüsünde neden böyle bir üretim olmasın? Umarım yapılır, yaparız bir dönem. Biz yapamasak bile bunu yapan insanlar artsın çok isteriz. Yani çünkü kimyasallarla bu iş olmayacak. Böyle Evet. olmuyor. Evet, Biz şeyi de soracağım ben sana. Şimdi bu dana burnuyla ilgili hep gruplarda yazışmalar falan oluyor. Fideyi bir yaprağın içine sarıp da mesela ekiyorlar. Ceviz yaprağına sarıp da ektikleri zaman dana burnunun gelmeyeceğini iddia ediyorlar. Böyle bir şey duydun mu hiç? Duymadım ama düşünüyorum belli bir yere kadar ancak faydası olabilir diye düşünüyorum. Yani ilk aşamada herhalde korumak için kullanıyorlar. Tabii ki etkisi olabilir. Cevizin çok kimyasal yönü güçlü bir yaprağı var. İlk aşamada etkili olabilir ama bir süre sonra gene o çözündükten sonra ceviz yaprağı Ona bir herhalde. nevi yem vermiş oluyorsun muhtemelen. Onu yiyor, kökü yemeden önce bitki gelişmeye başlıyor falan gibi bir durum olsa gerek. Büyük ihtimalle uzak tutuyordur diye düşünüyorum kokusundan dolayı ceviz yaprağı. O da olabilir. O da olabilir ama sonuçta o da koruyacak, dönüşecek. Toprakla bir olacak. O zaman da o niceliğini yitirecek.
Aynen öyle. Yani bir süre daha kimyasallar Bir de belki açık şeyden kalıyordur. bahsediliyor Nihan. Diatom toprağı diye bir topraktan, onun da böceklerin trakelerini tıkadığından bahsediliyor. Bu öldürmek anlamında tabii ki hoş bir şey değil ama öyle bir durum var Doğru. mıdır? Benzer şeyler kullanılıyor, evet. Ya biyolojik mücadele yöntemleri kimyasallara çok benzeyen ama kimyasal olmayan, yani yalnızca belli bir hayvana etki eden veya yalnızca belli bir şeyi engelleyen, işte dediğin gibi nefes almasını veya beslenmesini etkileyen ama başka canlılara, genel olarak habitata zarar vermeyen şeyler de var. Mesela çam kese böceğiyle mücadelede de Bacillus thuringiensis diye bir bakteri üretiliyor. Onlar da spreyleme şeklinde ormanlara sıkılıyor benzer şekilde. Ama sadece çam kese böceğinin tırtılları, larvaları üzerinde parazit olarak bakteri onlara zarar veriyor. Onların ağız yoluyla girip vücutlarında zarar yapıyor. Bunlar kimyasallara benzeyen ama aslında biyolojik mücadele yöntemleri. Onlar da Onlar da beni kullanılıyor ama korkutuyor çok biliyor musun? herkesin erişimi olan bir şey değil. Onlarda da dozu böyle insanoğlu kaçırıverecekmiş gibi, hani ilaçta da mesela belli bir doz söz konusu. O dozu genelde kaçırdıkları için daha büyük problemler var. Tabii çok tehlikeli ilaçlar da var. Tamamen bitki hücrelerinin içerisine girenler de var ve onun insan vücuduna olan zararı da var ama daha çok insanların orantısız derecede kullanması problemi de var. Bu dediğin Evet. biyolojik yöntemlerin de böyle dozunu kaçırıvereceklermiş ve orada da böyle bir ayar kaçacakmış, yarasa alışacakmışız gibi bir durum seziyorum. Ya da Ya o öyle bir şeyden ürküyorum. öyle bir şey ki, ya o kadar her şey birbiriyle bağlı ki her şeyi kontrol etmemiz mümkün değil gerçekten de. Hani iyi bir şey yapıyorum zannederken aslında sonucunun ne olduğunu ayırt edemeyebiliyoruz. Çünkü her şeyin o kadar çok girdisi var ki. Benim attığım ilaçtan dolayı mı oldu? Yoksa bu sene hava birazcık daha sıcak gitti ondan mı oldu? Yoksa topraktaki bilmem ne eksikliğinden mi oldu? Yani çok fazla veri girdisi var. Sadece belli başlı Aynen. şeyler kendini çok belirgin bir şekilde gösteriyor. Onun dışındakilerde çok böyle şey bir çizgi göremiyoruz. Net kalın bir çizgi Aslında bu göremiyoruz. noktada bir parçacık da fenolojiden bahsetmek lazım. Bir defterimiz olursa her yıl neyle karşılaşıyoruz, ne zaman çiçek açıyor, neyin başına ne zaman ne gelmiş, bunları not edebilirsek o senelerdeki değişimi gözleyebilmemiz, bu bahsetmiş olduğun mesela sıcaklıktaki değişimi, nemdeki değişimi, bazı şeylerin erken gelmesi, geç gelmesi, hangi yıllarda nasıl değiştiğini gözlemleyebilirsek bir tık farkında olacağız bir şeylerin. Yani gözümüzü açmış olacağız. Hani böyle çocuklara özellikle hatıra defteri falan tuttururlar ya, ya da günlük tuttururlar ya, o misal bizim de bir doğa güncemizin belki de olmasının Evet, zamanı gelmiş evet, geçiyor. evet, evet kesinlikle, kesinlikle. Neler gördük bahçemizde? Hangi dönem ne gördük? Böcekleri mesela sen söylüyorsun, ben okul bahçesinde 8 yıldır çalıştığım için görüyorum. Hani böyle çiftçinin okul bahçesi versiyonu şeklindeyim. Dediğin böceklerle karşılaşma dönemlerini biliyorum. Şimdi düşünüyorum, keşke bunları not mu etseydim. Hangi dönemde ne zaman ilk defa gördüğümü söylese miydim? Çiçekleri yazmaya başladım. Hatta Güzel olaydı. Facebook'ta böyle bir grup vardı. Oraya not ediyorum bazen. İşte at kestaneleri ilk defa yapraklandı. Burcu Meltem Arık Akgüz'ün Çok kulağını güzel. çınlatmak lazım. Onları hep böyle yazdığın zaman farkına varıyorsun. Böceklerden aynı şekilde hava sıcaklığıyla birlikte gelmeleri, hangi sıcaklığı sevdiğini bilmek falan Evet, etki ediyor evet, olsa evet, gerek, değil mi? evet. Evet, kesinlikle. Ya bir de şey de söylemek lazım. Hani böyle yararlı böceklerden, zararlı böceklerden bahsettik. O zararlı böcekler toprağın altında yaşayanlarla biraz mücadele yöntemlerinden bahsettik ama eğer böyle bir baskın olan ve sizin üretiminizi engelleyen bir şey değilse toprağın altındaki böceklerle mücadele etmeyin çünkü onlar bizim için çalışıyorlar. Bilmolisma Evet. neden toprağa işlemiyorsun diye sorduklarında toprağın altında benim için çalışan binlerce canlı varken ben neden çalışayım ki? Neden ben toprağa işleyeyim ki demişti.
lütfen bizim için çalışan hayvanlara biz de destek olalım. Eğer böyle çok önemli zaruri bir durum olmadığı sürece onlarla mücadele etmeye çalışmayalım. Çünkü solucanlarımız da var toprağın altında. Solucanların da yaşayabilmesi lazım. Çok fazla toprak altındaki canlılarla mücadele etmemek lazım. Bu Onların yerelde da çünkü içinde şu kıskaçları olanlar mesela yaprakları minik parçacıklara ayırıyorlar. İşte vücutlarından geçireni var, yiyeni var, o çıkardığı salgıyla bir başkasını oraya çekeni var. İşleri, görevleri var ve aslında onlar dönüştürücü olarak geliyorlar, değil mi? aynen Hastalananı. öyle. Aynen öyle. Dönüştürüyorlar bizim için birçok şeyi. Ve humusa çeviriyorlar. Toprağımızı besleyen ne var? Ya toprağı onlar oluşturuyor aslında. Toprağı besleyen ne varsa onlar oluşturuyorlar. Soğuk kompost yapmaya başlayanlar, ay bu böceklendi, bir sürü böcek geldi, ilaç mı sıksak falan diye ilk zamanlar çok duyuyordum bunu. Neyse bu algı bir parçacık değişti. Ama onların orada görevi var, yani müdahale etmeyin, çalışacak çocuklar. Aynen öyle. Onlar da çözülmeye yardımcı oluyor. Ben de ilk başta aynı şeyi düşünmüştüm. Ve böcekleri seviyorsanız bahçenize davet etmek için tozlayıcı oldukları için çiçek ekmeği, özellikle böyle bol polenli çiçekler ekmeği unutmayın lütfen. Şeyi söylemeyi unuttum. Bu şey çiçek sineklerinden bahsediyordum. Hani havada asılı duranlar var ya. Onların erginlerini davet etmemiz gerekiyor biraz bahçemizde kalabilmeleri için. O böcek otellerini yapacağız bambulardan veya ayçiçek saplarından veya odunları delerek ama yetişkinlerini de davet edeceğiz ki kışı bizim elimizde geçirmeye karar versinler. Onları mesela davet edebilmek için Nasıl? civan perçemi, bunun Latincesi Aşilium milofoy, söyleyemedim. Aşilea millefolium, solucan otu, Tanaketum vulgare veya kozmos Kozmos zaten sihirli çiçek. Bütün bahçecilerin önerdiği, her aynen bahçede mutlaka olması gereken çiçek sanıyorum. öyle. Mesela kelebekleri davet etmek istiyorsanız, birazcık daha neşeli bir bahçeniz olsun istiyorsanız, kelebek çalısını tavsiye ederim. Kelebek çalısı mutlaka. Davantalar. Koyun lavantalara bayılıyorlar. Kalendulalar. Yani aslında Kalendulalar, yani aynı safhalar üzerine özellikle topluyor böcekleri, değil mi? Ben onların üzerinde hep böyle siyah siyah böcekler görürdüm. Uğur böceği evet. gibi tipi tombik Evet. ve siyah Bombus. böcekleri topluyor. Bombus arılarının da çok sevdiği bir bitki. Ve yani bu bitkileri, bu çiçekleri tabii ki bol bol ekelim. Bunlar çok güzel. Aynı ya yani kentte onlara böyle küçük aslında konabilecekleri alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Biz evlerimizin bahçesinde böyle saksıların içinde çiçek yetiştirerek. Oslo'da mesela arı yolu projesi yaptılar. Harika bir şey. Hep arıların kendilerine çiçek bulabileceği belli aralıklarla küçük istasyonlar koymuşlar. Kentin içine yaban hayatını davet etme şekli. Biz bunu şimdilik bireysel çabalarımızla yapmak zorundayız. Ve bir yandan da yani çiçekleri, bizim ektiğimiz çiçeklerin yanında kendiliğinden otların bize ait yani yabani ot dediğimiz esas Saniyeler sahiplerine. kalmış Nihan'cığım. Tamam, 23 10 saniye dakikada kaldı diye uyarıyor beni. yabani otların da lütfen yetişmesine izin verelim. Çünkü onlar çok besliyorlar böceklerimizi. Çok teşekkürler. Ağzına Acemiliğimizi sağlık. maruz görün. Umarım bir daha bir araya geliriz başka bir zaman. Bence bunun Zoom versiyonunu yapalım. Böyle stres olmadan.